Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel geldim. Aynı örnekten bakın 3 çalışma yaptım. Bir yelek, bir yarım kollu, bir tane tam kollu hırka olarak çalıştım. Bugün size bu yeleği anlatacağım. Bakın böyle şu şekilde bu yeleğimizi çalışacağız sizinle. 0-1 yaş çalışıyorum güzelliklerim. Ölçülerim ona göre. 6 aylık bir bebeğin üzerine giydirdiğimizde çok rahat ve güzel duran bir çalışma oldu. Yine şöyle göstereyim. Bakın bu örnek çok güzel oluyor. Yumuşacık düşüyor. Bakın bu da hırkası. Şöyle bunu da yine videosunu çektim. Bebek dükkanı da benim yelek kanalım, güzelliklerim. Bebek dükkanı yazdığınızda gördüğünüz videolar, oradakiler de benim. Zaten sesimden tanırsınız. Sizi oraya da beklerim. Orada da farklı çalışmalar yapıyorum. Bakın bu uzun kollu hırkası. 3 düğmeli yaptım bunu da. Şöyle örnek o kadar tatlı ki. Yani yumuşacık düşüyor. Yapımı çok pratik. Şöyle söyleyeyim bu hırkayı bir günde ördüm. Şu hırkayı bir gün ördüm. Bir gün ördüm derken de yani bir günden daha kısa bir sürede ördüm. Çünkü çabuk ilerliyor ve pratik bir hırka. Bakın bunu da şöyle ebrulü bir iple denedim. Ee, i̇pim ebrulü bir ip. Şöyle. E, kendiliğinden bu hale geldi. Kenarlarını krem rengiyle gittim. Koluna e, yarım kol olarak yaptım ve yine de beni biliyorsunuz bağcık ve pompon olmazsa olmazım. Yapmadan duramıyorum. Bir pomponu kaldı bunun da. Bu da böyle güzel bir çalışma oldu. Ben de böyle yumuşacık bir örgü yapayım. Benim de böyle bir yeleğim, hırkam olsun derseniz buyurun ipinizi, tığınızı alın. Gelin başlayalım. Polosu Sandy Baby Peel ördüm güzelliklerim. 300 metre bir ip bu. Ee, Baya bereketli bir ip. Hem de yumuşak düşürüyor örgüsünü. 3, 3 buçuk, 4 numara tığlarla örebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. 3, 3 buçuk, 4 numara tığlarla örebilirsiniz. Çünkü yumuşacık bir örgü düşüyor. Çok sert düşmesin. Şunlar tam gözükmüyor ama yine de göstereyim. İstediğiniz gibi 3, 3.5, 4 numara tığlarla örebilirsiniz. Umarım beğenir. Siz de benimle birlikte örmeye başlarsınız. E o zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimizi tığımıza bağlayalım. 125 tane zincir çekelim. Sıkı çekmeyelim. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 125 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp 3. zincire batarak tırabzan yapacağız. Bakın. Şöyle. Sıradaki zincirime batırdım. sıradaki zincirime tüm zincir boyunca trabzan yapacağız. İkili trabzan. Böyle tüm zinciri trabzanlayalım. Bu şekilde sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Tığıma ipimi alıp bakın 1 2 3.'ye batırarak bir trabzan yaptım. Bir zincir aynı yere bir trabzan daha. Şöyle. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Alttan bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Hiç zincir çekmeden bir, iki, üçüncüye batırdım. Bir trabzan yaptım bir zincir aynı yere bir trabzan daha hiç zincir çekmeden bir iki üçüncü trabzanın tepesine batırdım bir trabzan yaptım bir zincir aynı yere bir trabzan daha tüm sıra boyunca bu işlemi yaparak ilerleyeceğiz böyle Bakın. Şu görüntümüz olacak. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın yine 3 tane trabzanımız var. Sonuncunun üstüne bir tane tek trabzan yaptım. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekip Çevirdim. Bu yaptığımız yuvaların içine, bakın buralara üçerli trabzanlar yapacağız. Böyle. Bir yuvanın içine 3 tane trabzan bir yuvanın içine bir zincirli yuvanın içine 3 tane trabzan böyle bir yuvanın içine 3 tane trabzan şu bir yuvanın içine 3 tane trabzan bu sıramız da böyle. Her yuvanın içine üçerli trabzanlar. Dumanı kapıyı örttüm. İplerimle elliyor beni rahatsız ediyor diye dışarıda kapıyı aç diye şu an işkence yapıyor. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Bu sıramız da tamam. Yine sınav sonunda bu çektiğimiz 3 zincirin tepe noktasına batarak buraya yine tek bir trabzan yapacağız bakın böyle şu şekilde 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim tığma ipimi aldım şimdi bu yaptığımız üçerli trabzanların tam o üçlü gruplara bakacağız bakın böyle 3 3'te işte, tamam mı bu üçlü trabzanın ikincinin tam ortadakinin tepesine bir fıstık yapacağız. Bir 4 defa sararak. 2 3 4. Bakın. 4 defa sararak bir fıstık yaptım. Tuttum elimle. Hepsini çektim. 1 2. Bıraktım. Tekrar ipimi aldım. Bakın üçlü grup burada yine. Tam ortadaki trabzanın tepesine yani buradan saydığımızda 1 2 3 batırdım ve 4 defa sararak bir fıstık yapacağım. 4. Bakın. Tuttum hepsini. Çektim. 1 2 zincir bıraktım. Aldım ipimi, öbürüne geldim. Bakın buradan 1 2 3. Üçüncü. Üçlü trabzanımızın ikincisinin tepe noktasına 1 2 3 4 tuttum Hepsini çektim. Bir, iki zincir çekerek bıraktım. Bir, iki, üçüncüye. Bu üçüncü dediğim üçlü trabzanımın ikincisi. Böyle. Dört defa sararak bir fıstık yaptım ve bıraktım. Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine. Bakın bu neresi? Üçlü grubumuzun ikinci trabzanı. İki. 3 4 1 2 bıraktım fıstığımı. Zincirimi çekmeden fıstığımı bırakmıyorum. 1 2 Ortadakine geldim. 2 3 4 defa sararak bir fıstık yaptım. Topladım. 1 2 zincir bıraktım. Bu sıramızda böyle ilerleyecek. Evet, bakın şu. Bu sırayı yaparken fıstıklar biraz geriyor gibi oluyor ama fazlalaştırmayın zinciri. O germeyecek. Sonra açılıp yine aynı şeklini alacak. Bu sıra sonu anlaşıldı herhalde. Her geldiğimizde bu yaptığımız zincirin tepe noktasına batış yapacağız. Bakın bu 3 sırada Şimdi örneğimizin dördüncü sırası bakın örneğimizi dört sırada tamamlıyoruz. Bir, iki, üç bu başlangıcımızdı. Şu an örneğimizin sonuncu sırasındayız. Bir zincir çekerek döndüm. Şu trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Bakın burada fıstık tepesine batırıp bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir çekip Yine aynı fıstık tepesine bir sık iğne yapıp bakın minik bir yuva yaptım. Bir zincir öbür fıstık tepesine bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Yine fıstığın tepesine bir sık iğne. Bakın minik bir yuva yaptım. Fıstığın tepesine. Bir zincir. Fıstığın tepe noktasına Bakın bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Fıstık tepesine bir sık iğne. Şöyle. Minik minik yuvalar yaptık fıstık tepesine. Bir zincir. Fıstığın tepesine bir sık iğne. Bir, iki, üç. Aynı fıstığın tepesine yine bir sık iğne bir zincir öbürüne. Bu sıramızda güzelliklerim böyle olacak. Şimdi Evet bakın. Geldik. Sırayı yine tamamladım. Şöyle 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim ve yeniden birinci döngümüze geldik. Yani örneğimizin birinci sırası V'lerimizi bu minik yuvaların içine yapacağız. Bakın. Bu yaptığımız minik yuvalar var ya bunların içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Öteki yuvaya geldim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle. Öteki yuvamıza geldik. Bir trabzan, bir zincir bir trabzan yuvaları yaparak yine örneğimize başladık hiç zincir çekmeyeceğiz geçişlerde sadece yuvanın içinde bir zincirimiz olacak Zinciri çok sıkı çekiyorsanız iki de çekebilirsiniz bu yuvaların içine. Baktınız çok geriyor. Böyle. Evet bakın. Şu sırayı yapıyoruz şimdi. Sonra trabzan, sonra fıstık, sonra minik yuvalar. Bu şekilde örgümüzü uzatacağız. Bir karış boyuna gelene kadar aynı şekilde örgümü öreceğim. Evet arkadaşlar bakın. Bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Çünkü biz 0 1 yaş ördüğümüz için bu boy bize yeterli bir boy. Şöyle şimdi bakın önleri ve arkayı ayarlayacağız. İlk önümüzü yapmak için bakın örneğimi tamamladım. Ee, zincirli yerlerimi yaptım. Fıstığın üstündeki zincirli yerleri yaptım ve şimdi buradan 9 örnek sayacağız. 1 2 3 9 örneğin üzerine öreceğiz yani. Şöyle yapalım şimdi. Bakın 9 örneğimin üzerine başlayacağım yine yapmaya 9 örnekte ayıracağız göstereceğim hemen 3 oldu 4. yaptım 5 6 7 8 Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 9 tane örnek yaptım ve şu araya zincir var ya şurada arada buraya tek trabzanımı yaptım. Bakın şöyle. 1, 2, 3 zincirimi çevirip şimdi örneğimi örmeye başlayacağım. Yine trabzanlarımı yapacağım. Buraya yine tam örnek yapacağız. Yani şu zincirli olan yere kadar örneğimi devam ettireceğim. Evet bakın şöyle Yine zincirli sıramı yaptım. Yani bir örnek tam olarak yaptım. Burada ipimi koparacağım. Çünkü yakayı ayarlamam gerekiyor. Şöyle ipimizi saklayacak boyutta keselim. Bakın. Şöyle şu uzunlukta bir ip bıraktığınızda rahatlıkla saklayabilirsiniz. Hemen örgümü çevirdim. Biz burada ne yapmıştık? 9 tane örnek bırakmıştık. Bakın. 1, 2, 3, 4 Şu araya bakın. Burada 4 örneğimi bıraktım. 1-2-3-4 zinciri arasına tığımı taktım. Şöyle aldım. Bakın. Şu ipi de aradan öreceğim şimdi. Şunu arada bu ipimi buraya yedirdim. Bakın şöyle. Bu kenar tığlarken olacak Ve buradan yine örneğime devam edeceğim. Yine bir örnek tamamlayalım bir bakalım yaka boyumuza. Bize yeterli gelecek mi? Gelmezse üzerine ekleme yapacağız. Şöyle 5 örneği omuza bıraktık. 4 örnek yakaya 5 örnek omuza bıraktık. Evet, şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burayı tamamlayalım. Yine örnek sayımızı, yine buraya da bakın bir örnek tamamladım ama biraz gözüme küçük geldi burası. V'mizi ve trabzan sıramızı da ekleyerek bitireceğim. Şimdi V'lerimi yapacağım, bakın ve trabzan sıramı da ekleyerek tamamlayacağım. Şöyle Sonuncuyu yaptım. 1-2-3 Şimdi Trabzan sıramızı yapıp Şu üçlü trabzanlarımı Örgümü tamamlayacağım. 2 ve 3. Şimdi sıramın sonuna tırabzanlarımına gidip ipimi saklayacağım boyda kesip tamamlayıp öteki önümü örmeye başlayacağım. Şöyle. 3 Ve bu bak bu yeterli şimdi. Kol boyu da güzel oldu. Yaka boyu da, omuz boyu da güzel oldu. İstediğimizi yapmış olduk. İpimi yine bakın saklayacağım boyda kestim ve rahat bir şekilde onu saklayabilirim artık. Şöyle. 4 örnekle burayı ayırdık. 5 örnekle omuzu geldik ve bir tam örnek, bir de yarım örnek olarak burayı tamamladık. Şimdi burada örgümüzün gidiş hatına göre yapacağız. Şöyle hemen buradan 9 örnek sayacağız ters yüzden. 2 4 6 8 9 9 ile 10. uncunun araya ipimizi bağlayacağız. Bakın. Şuraya bağlayalım bu ipi. Şöyle yine bakın aldım. İçinden geçirdim. İpimi bir kere daha bir kere daha sıkı bir şekilde buraya aldım ve şöyle. Şimdi yine 9 örneğimin üzerine V'lerimi yaparak bir tam örnek buraya yapacağım. Zincirli yerine kadar ve yine o ayıracağım. Böyle. Bakın. 9 örneğimizin üzerini yapalım. Evet örneğimi tamamladım. Bakın bu taraftayım. Ön burada kaldı. Çünkü buradan başladığımız için bura yarım kalmadı. İpi kesmeyeceğiz. Şimdi burada 4 tane kalana kadar yine aynı şekilde örneğimizi yapacağız. 5 tane omuz için ayıracağız. 1 2 3 4 ve 5. Araya zincir arasına bir tane tek trabzan. Ve ne yapacağız şimdi? Örneğimizi aynı şekilde öbür omuzda yaptığımız gibi bir buçuk örneğe tamamlayıp bitireceğiz ve arkayı yapmaya başlayacağız. Arkada bir şey yapmayacağız. Dümdüz öreceğiz zaten. Evet bakın iki önümüzde oldu bitti. Şimdi arkayı öreceğiz. Yine yönümüze bakalım. Ona göre örmeye devam edelim. Arkayı iç yüzden başlayacağız. Bakın şöyle. Yine ipimi aldım. Burada arada bir örneği şunu bırakacağız. Bakın. Şunu bırakıp şuradan ipimizi bağlayacağız. tekrar yine bağlayarak başlayalım şöyle burada şimdi Evet V'lerimi yaparak sıramın sonuna gideceğim aynı sıranın sonunda da bu bir taneyi bırakıp geri döneceğim ve iki buçuk örnek yani buranın boyu kadar aynı şekilde dümdüz öreceğiz ve sonra birleştirmeye başlayacağız burayı Oraya kadar örelim. Sona geldiğimde bakın. Burada da bu bir tane aldım. Bu araya bir tane trabzanımı yaptım. 1-2-3 döndüm. Şimdi boyunu uzatıp devam edeceğiz. Bu yeleğin ne kadar yumuşacık olduğunu ördüğünüzde anlayacaksınız. Hani burada ben ne kadar gösterirsem olmayacak ama yumuşacık bir yelek oluyor başta da göstermiştim hırkası da çok güzel oldu ve yeleği de çok güzel oldu hırkasını onun da videosunu çektim benim iki kanalım var biliyorsunuz biri bu kanal emelci örgülerim biri de bebek dükkanı bu kanalıma da beklerim sizi orada da yelekler ve hırkalar yapıp paylaşıyorum Şimdi ben burayı tamamlayayım. Evet, arkada tamam. Bakın ördük. Şimdi örgümün düz yüzü bana bakıyor. Bu kanadını aldım, buraya kapattım. Burası ters yüzü. Bu kanadını da aldım, buraya kapattım ve örgümün ters yüzü şu an bana bakıyor. Tığladığım yeri, arkayı, en son olan yeri bakın. Şöyle şuradan başlayacağım. Buradan omzu birleştirmeye. Tuttum burayı. Bakın aldım. Şöyle getirdim. Bu birinci zaten tığımda. Bakın hemen şu zincir olan yeri aldım ve içinden geçirdim. İç tellerinden alarak bakın iç tellerinden alarak şöyle içinden geçirdim. Tekrar sıradakinin içinden, tekrar sıradakinin içinden. Bakın ikisinin de aldım ve geçirdim. İç telinden, iç telinden geçirdim. Çok sıkı yapmayın. E, Sık yapıp da burayı germesin. Rahat olsun. Bakın. Böyle birebir buradan iç tellerinden alarak devam edeceğim. Şöyle bakın. Böyle yaptığımızda düz yüzde gayet güzel bir dikiş oldu. Hepsini 2 4 5 örneğimizi bırakmıştık. Bakın bu bir tane de tek olanımız bakın şu ve bu bunu da aldım ve tamamladım burayı şimdi burada ipimi kopartmadan omuzdan geçiş yapacağım yine içteki tek tellerinden hiç sıkmadan rahat rahat böyle burayı hiç gerdirmeden bakın ipimi son 5 örneğim artı 1 kalana kadar götüreceğim. Bakın. Bakın son 5 örnek 1, 2, 3, 4, 5 artı 1 bir. biraz fazla gelmişim şöyle 2, 4, 5 bakın şurada bir tane de fazla olanı bırakacağız bunu taktım öbür önümü aldım ve buradan hemen bir taneyi baştaki bir taneyi alıp içinden geçirdim. Ve yine teker teker hepsini alıp burayı da böyle birleştireceğiz ve sonra bantları yapmaya başlayabiliriz. Evet. Tamamlayalım burayı. Şimdi bir çevirelim bakalım. Şöyle düz yüzüne. Bakın. Birleşti burası ve yumuşacık bir dikiş oldu. Bakın. Elinizde de şöyle düzlediğinizde burası gayet güzel durdu. Bu şimdi ilk önce yakayı yaparak devam edeceğiz. Yakamızı tamamlayalım. Sonra ön bandı yapalım. Hemen başlayalım. Bakın şuradan tığımı taktım. İpimi aldım. Burada bunun kaba durmasını istemediğim için Bakın ipim biraz uzun. Buraya bir zincir çektim ve ipimi de içine alarak buraya bir sık iğne yaptım. Şu minik yuvalarımın içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Öteki minik yuvama geldim. 1 2 ve 3 sıradaki minik yuvamın içine 1 2 3 4 örnek bırakmıştık bakın dördüncünün de üzerine 3 tane sık iğneyi yaptım şimdi buradan yukarıya doğru gideceğim yalnız yukarıya doğru giderken bakın şurada şunun yarısından başlayacağız şöyle bakın ve bu trabzan aralarına ikişer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şöyle. Burada zincirli yaptığımız yer var ya. Bura içinde buraya bir tane batacağım. İki tane trabzan işlerine. Sadece o zincirli yerimizde bir tane daha batmış oldum. Arkayı dümdüz devam edeceğiz. Hemen bu diptekine değil de bir önündekine batırdım. Bak şöyle. Ve burada bu aralardan alarak arkayı da böyle tamamlayacağız. Bir tarafta ne yaptıysam öbür tarafta da aynı işlemi yapacağım. Bakın. Hepsini burada birebir batıyorum. Örü çok gevşek de yapmıyorum hani normal bir ayarda örüyorum. Bak. Şu ipimi de burada saklayayım. İplerimi de bir ucdan toplayarak devam ediyorum. ve geldiğimde bakın burada da aynısını yaptım şimdi trabzanlı yere girip 1 2 trabzanlı sıraya girip 1 2 bir tane bu zincirli yaptığımız yer var ya oray için 1 2 ötekine geldim 2 buraya da 1 burada ne yapmıştık burayı 1 ile geçmiştik şimdi burada da 1 ve yine 4 tane yuvamın içine üçerli sık iğne yapacağım 2 3 öbürüne geldim 2 ve 3 öbürüne geldim üçer üçer yaparak burayı tamamlayacağım en sonda bir tane de tek batacağız bakın burada ipimizi koparttığımız yer şöyle bir zincir çekip örgümü çevirdim şu ipi de alacağım. Bu sefer de bunu saklayacağım. Şu bakın. Dört örneğin üzerine yaptık ya. Dördüncü örneğin ikinci sık iğnesini de yapıp üçüncüyü yapmayacağız. Bakın şimdi geleceğim oraya. Orada iki tane sık iğne bırakarak devam edeceğiz. Bakın şimdi. Örneğin üzerindeki dördüncünün üzerindeki iki tane sık iğneyi yaptım. Burada bir iki tane bırakıp üçüncüye batırdım. Şöyle. Ve yine bakın şurada var ya şurası. Şuraya geldiğimizde de aynı işlemi yapacağız. Bakın şöyle tam bakın köşeye. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bu ikisini bıraktım üçüncüye. Şöyle. Bir dönüş yaptım burada. Şimdi öbür köşeye gidip orada da aynısını yapacağız. Bak buraya geldim. Sonuncuyu da ördüm. Burada bir tane bu tarafta, bir tane de bu taraftan aldım ve bıraktım onların ikisini. Şimdi aşağıya ineceğim. Orada da aynısını. gözüküyor zaten burada biri bu biri de bu. Bunları bırakacağız. Bakın 1 iki bıraktım üçüncüye geçtim ve sık iğnemi yaptım. Şimdi bu bundan sonraki sıra son sıramız olacak. Çok büyütmeyeceğim çünkü orayı. Ve bu da bakın geldim sonuncu. Bir zincir çekerek örgümü çevirdim ve yine aynı şekilde devam edeceğiz. Buradaki taneyi bırakacağız, burada iki taneyi, burada iki taneyi, buraya öne kadar geleceğiz. Yakamız değerli toplu bir yaka olacak. Bakalım şimdi durun. Şurada bir daha göstereyim orayı. Bu son sıra. Şöyle aynısını yapacağız. Yani bir at sırada yaptığımız gibi. Geldim. Bakın. Bir, ikiyi bıraktım. Üçüncüye batırdım. Şöyle. Bakın. Ve şimdi bu köşede geldiğimizde de aynı. Bakalım. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Bir tane bu tarafta. Bir tanesi bu tarafta. Bir, iki, üçüncüye batırdım. Ve şimdi öbür tarafta da aynılarını yapacağım. Evet bakın yaka kısmımız tamam. Gayet güzel. Bir bebek için gayet güzel bir yaka. Şimdi burada ön bandı öreceğiz. Buradan bu ilk sıramda bu ön bandı öreceğim. İpimizi burada kopartmadık. Bir, iki zincir çekip son sık iğnemi battığım yere batırdım. Buradan yine sık iğneler çıkartacağız. Yalnız çıkarttığınız sık iğneleri ne bol ne de sıkı olsun. Ölçe ölçe şöyle bakın bakarak bir tane aradan bir tane şuradan şöyle bakıyorum bakın hiç gerdirmeyeceğiz ya da bollaştırmayacağız ona göre çıkartmamız gerekiyor. Tamamen göz kararı olacak. Şöyle bakıyoruz. Buraya bir tane daha yapayım. Bir tane de buraya böyle. Bakın hiç germedi, bollaşmadı da. Ölçerek göz kararı. İlla şu sayı diyemem çünkü el yapınızdan da farklılaşabilir. Şu araya. Bir tane bu araya baktım. Bakın gördünüz mü? Yani tamamen göz kararı yapıyorum. Bazı yere iki, bazı yere bir. O şekilde ayarlayayım. Şurası bir olsun. Böyle. Ne yapacağız? Aşağıya kadar ineceğiz. Aşağıya indim. Bakın son yere de batırdım. Şimdi buradan döneceğiz. Eteklerini de öbür banda kadar yine sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bir, iki zincir çektim. Ve bakın son battığım yere yine batırdım. Şöyle. Burada trabzan aralarına gireceğim ilk turda. Şöyle bakın tepelere değil trabzanların ara boşluklarına girerek öbür kenara gideceğiz. Böyle. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Çok sıkmayın. Buraya geldiğimizde şimdi de buradan yukarıya gideceğiz ve yine sık iğnelerimizi aynı şekilde çıkartacağız. Son aldığım yerden aldım. Ve öbür tarafta yaptığım gibi burayı da ayarlayarak öbür uca kadar çıkacağım. Buradan aşağı inerken de düğme deliklerimizi ayarlayacağız. Şöyle öbüründe yaptığımızın aynısını yapacağız. İlla şu sayı diye bir şey yok, o denk gelir. Birinde yaptığınızda zaten göz kararı gözünüz alıştı, aynısını da burada yapacaksınız. Evet, tamamlayalım. Evet geldik, tamamdır. Bir, iki zincir çekip örgümü çevirdim ve şimdi bakın önce üç tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. 3 1 2 zincir çektim 1 ikinciye batacağım bakın 2 zincir çekip bir sık iğne atlayıp ikinciye 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir 1 atladım ikinciye 1 2 3 4 5 6 7 İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Ben 3 düğme yeri yapacağım sadece. Şöyle bu da 3. bir zincir atlayıp ikinciye istediğiniz kadar aşağıya inebilirsiniz. Bu sayıda daha serek isterseniz üzerine sıkı iğne ekleyerek Nasıl isterseniz o şekilde düğme yerleri yapabilirsiniz. Ben minik bir yelek olduğu için 3 düğme bana yeterli başta. O şekilde devam edeceğim. Şimdi şurada dönüşü tekrar göstereceğim. Ve aynı şekilde öreceğiz. Toplamda onu da yapalım. Ona göz kararı karar verelim. 3 sıra daha örersek yetecek gibi üzerine ya da iki de verebiliriz. Bakalım bir. Sık iğnelerimizin ön yüze düz düşmesi lazım. Şöyle bakın en alta geleceğim. Şurayı göstereceğim size. Burada katlanma ve bir kırılma kırı olmaması için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın son köşeye geldim. Bir, iki zincir çektim. Son sık iğnemi battığım yere Şurada bakın, şurada bir dönüş yaptım. Şöyle, buraya bakın, burayı gerdi, yani bükülmesin. Tekrar baktım, bakın düzgün oldu ve böyle aynı şekilde köşeleri dönüp geleceğiz. Bu şu zincirli yaptığımız yere kadar gidelim, tekrar dönüp buraya kadar gelelim bu te, zincir çektiğimiz yerlere bir tane sık iğne yapacağız. Çünkü bir sık iğne bıraktık, iki zincir çektik. Buraya da orta boy bir düğme rahatlıkla olacaktır. Bir zincirli yerlere, iki zincirli yerlere bir sık iğne. Bakın geldim. Burası. Şimdi buraya bir sık iğne yaptım içine. Ve devam edeceğim. zincirin içine bir sık iğne yaptım ve köşeye geldim 3 sık iğne ile bitirdim 2 zincir çekip çevirdim 2 sıra daha öreceğim böyle ve sonra bitireceğim kollara geçeceğiz 2 sıra daha örelim Evet 4 bir etrafını yaptık bakın böyle bu şekilde oldu Kollarını da aynı şekilde sık iğneler yaparak yapabilirsiniz. Ya da trabzanlı yapıp bir sıra üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Hırka yapacaksanız buradan örneğe kurarak tekrar devam edebilirsiniz. Ben şimdi bunun kollarını da tığlayarak bitireceğim. Başta da göstermiştim zaten. Başka da anlatacağım bir şey kalmadı. Bakın gol kenarına böyle 5 sıra sık iğne. Bu sizi yanıltmasın e, ee, ya da bir sıra trabzan üzerine bir sıra sık iğne yaparak da tığlayabilirsiniz güzelliklerim benim düğmelerim kaldı ve kol kenarım kaldı başka da anlatacak bir şeyim kalmadı beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ben bunu örmeye devam edeyim çünkü aynı işlemi yapacağım aynı şeyi anlatacağım size ben bitireyim siz umarım beğenmişsinizdir benimle birlikte örerseniz ve güzel bir yeleğiniz kibar bir yeleğiniz olur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.